Evvel zaman içinde de bu hafta yakın tarihi konuşacağız. Rusya'yı masaya yatıracağız. Rusya-Ukrayna savaşının sebepleri hala devam ediyor ki neden devam ettiğini, Avrupa'nın bu savaşa tepkisini, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşın neresinde olduğunu ve Rusya'nın emellerini konuşacağız. Evvel zaman içinde başlıyor. Takvim yaprakları 24 Şubat'ı gösterdiğinde Rusya Ukrayna'ya savaş açtı ve o tarihten bu tarihe kadar da hala savaş devam ediyor. Peki ama Rusya'nın amacı neydi? Rusya Ukrayna'ya saldırısını daha önceden planlamış mıydı ve gelinen son nokta nedir? Ukrayna'daki durumu anlayabilmek için birkaç ay öncesine gitmek gerekiyor. Belki bir 6 ay öncesine gitmek gerekiyor. Haziran 2021 tarihinde NATO Liderler Zirvesi gerçekleşmişti ve burada Rusya'da NATO-Rusya İşbirliği Konseyi bağlamında Brüksel'deydi. Ve orada basına ilk defa yansıyan bir bilgi vardı. NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında ikinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği ve bu müzakere edilen belgede belli noktalarda uzlaşı sağlanırken belli konularda, belli maddelerde uzlaşı sağlanamadığı için bu belgenin birkaç kere taraflar arasında herkes talebini iletecek şekilde el değiştirdiği ve en son Brüksel'deki zirvede çok net bir şekilde uzlaşı sağlanamama durumu ortaya çıkınca da bu NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarını durdurulduğu basına yansıdı. Sonrasında ne gördük? Çok ani bir Afganistan'dan çekilme gördük. Rusya ve Çin burada alarm durumuna geçti ve birbirine yakınlaşmaya başladılar. Ve Eylül ayı itibariyle bütün Batı istihbarat raporlarında Rusya'nın çok ciddi Ukrayna sınırına yığınak yaptığı bilgileri düşmeye başladı ve herkes bunun mümkün olmayacağını, Rusya'nın böyle bir şeye kalkışmayacağını, bunun sadece bir tehdit, Batı kanadını masaya çekmek için müzakerede, 2. Yalta belgesi müzakeresinde kendi tarafına, kendi istediği çizgiye çekmek için bir hamle olduğunu ifade etti. Ama ben o dönemde o yığınakların çok ciddi olduğunu gözlemlediğim için ne kastediyorum? Ambulans hastaneler geldi, kan bankaları geldi ve bunlar maliyetle, onların orada bir gün bile durması bir maliyet. Dolayısıyla bunun ciddiye alınması gerektiğini ifade etmiştim. Hatta yayınlarda asker kökenli uzmanlarla bu anlamda ayrışmıştık. Onlar yani bunun mümkün olmayacağını, NATO'nun böyle bir çılgınlığa kalkışmayacağını ifade ediyorlardı. Çünkü dış politikada rasyonel karar alma diye bir algı var. Ama beyinle ilgili çalışmalar rasyonel karar almadığımızı bize söylüyor. Duygularla hareket ettiğimizi söylüyor. Sonrasında ne gördük? 4 Şubat tarihinde Pekin Olimpiyatları'nda Çin ile Rusya ortak bir deklarasyon yayınlayarak mevcut uluslararası sistemi değiştireceklerini, mevcut uluslararası sistemdeki kurumların, kavramların artık cari durumu yansıtmadığını, bunların değişmesi gerektiğini, bu iki ülkenin bunun değişmesinde beraber hareket edeceklerini uzun bir deklarasyonla ifade ettiler ve nasıl Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi zamanında ifade edilmişse Batı tarafından, bu iki ülkede Büyük Avrasya projesini hayata geçireceklerini ve o dönemde kullanılan bütün kavramların, işte demokrasi getirmek, işte kalkınma, ekonomik gelişmişlik getirmek ifadelerinin aynısını kullanarak bu sefer Büyük Avrasya'yı gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Ve bundan 20 gün sonra 24 Şubat gecesi NATO, Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplantısına başkanlık ederken tam anlamıyla 4 Şubat'taki Çin'le ortak deklarasyonda ifade edilen gibi sisteme meydan okuyacak şekilde uluslararası sistemin en bel kemiğini oluşturan kurumun toplantısına başkanlık ederken Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdi.
Ve onunla beraber o süreçten bugüne kadar bunun aslında temel hedefinin Ukrayna'dan çok daha öte olduğu, Rusya ile NATO ve Batı ülkeleri arasındaki o mücadelenin coğrafyalarından sadece biri olduğu gün be gün daha da aşikar olmaya başladı. Ve gelinen noktada müzakerede uzlaşı sağlanamadığı müddetçe bunun devam edeceği veya taraflardan birinin artık bu benim gelebileceğim son nokta, işte kaynaklarını tüketmesi olabilir, bir şekilde istediği sonucu elde edecek kadar maliyeti kaldıramama durumu olabilir. Ki literatürde bunun bir ifadesi var. İki tarafında yenişemediği durum, iki tarafa da zarar veren yenişememe durumu. Mutually hurting stalemate. Suriye meselesinde de aynı durum ortaya çıkmıştı. Ondan sonra zaten bugünlere gelinen süreci yaşamıştık Suriye meselesinde de. Şu anda aynı durum yaşanıyor. Bir ek bilgi daha verin. Neden şu anda Rusya bunu yaptı? Burada da Rusya'nın 2030 enerji stratejisine bakmak gerekiyor. O da 2009 yılında hazırlanan bir strateji. 2009 neden önemli? Bir, 2006 yılında Ukrayna'ya giden gaz hattını kesmesiyle beraber Avrupa ciddi bir enerji krizine girmişti ve Yeşil Mutabakat diye adlandırılan hidrokarbon kaynaklarının alındığı ülkelerin çeşitlendirilmesi ve de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi diye ifade edilen stratejiyi hayata geçirmişti. Buna mukabil Rusya ne yaptı? Hemen arkasından 2008 meşhur mortgage krizi geldi. Ekonomi ciddi anlamda sarsıldı. Bu ikisinin üzerine 2009 yılında Rusya'da enerji stratejisini değiştirdi. Ve 2030 yılına kadar 10'ar yıllık kademeler halinde bir Batı vektörü diye adlandırdığımız Rusya'nın enerji ihracatının Batı ülkeleri yerine Doğu ülkelerine, yani Asya ülkelerine, Çin, Hindistan başta olmak üzere satışının, iki, ihracatında enerji kaleminin %50 payının azaltılmasını kademeli olarak öngören bir strateji hayata geçirdi. Bu ne demek? Araya tabii bir salgın girdi. Öngörülemeyen bir parametre. Bütün enerji piyasasının arz talep dengeleri alaşağı oldu. Çok ciddi bir talep düşüşü oldu. Arzı kısmak zorunda kaldılar. Gelir kaybı oldu. İşte onun üzerine 2022 yılında bu operasyonu yapabilme dışında daha ilerleyen bir döneminde Rusya'nın bunu yapabilme imkanı kalmayacaktı. Putin biraz kışkırtıldı. Yani Zelenski'nin seçilmesinden itibaren arkasında bir parça Amerika Birleşik Devletleri'nin dolduruşunu buldu Zelenski. Ve dediler ki Zelenski, sen şey yapma, devam et. Seni hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne tam üye yapacağız. Putin de bunun doğrudan doğruya kendisine karşı bir tehdit olarak algıladı. Çünkü dedi ki, kardeşim siz bana daha önce söz vermiştiniz. İşte soğuk savaş bitti, şu oldu, bu bitti. Yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'nın kesinlikle ve kesinlikle ne NATO'ya ne de Avrupa Birliği'ne tam üye olmayacağını söylemiştiniz. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Ben bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Bu güvenlik tehdidini aşmak için de bu savaşı çıkartıyorum gibi bir gerekçe ortaya koydu. Ama hani Putin'in belki de Çarlık Rusya'sından bu yana alırsak, Rusya'nın bütün amacı malumunuz sıcak denizlere açılmak ve Karadeniz'in kuzeyini tamamen ele geçirmek. Bu noktada da Putin'in temel amacı Ukrayna'daki rejimi değiştirmek, yani Zelenski'nin yerine Rusya'ya yakın bir lideri getirmek ve özellikle de Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Donbas ve Odessa'ya kadar uzanan şeridi de Rusya topraklarına katmak olarak anlaşıldı. Tabii burada yola çıkarken Putin biraz Kırım'daki hareketlerinden, yani tamam 5-6 gün söylenirler ederler, ondan sonra da bir tür fait accompli, yani oldu bitti şekline gelip bu işi kapatırlar diye düşündü. Artı elimde dedi enerji silahı var, bu silahı kullanacağım, yani gerekirse Avrupa'yı soğukta bırakırım diye düşündü. Keza yine aynı Putin bir yerden sonra
bütün bu operasyonun ardından Karadeniz'deki mutlak hakimiyete doğru gideceğini vesaireyi de düşündü. Ve bu savaşın da en fazla 3 gün 4 gün süreceğinden işte bütün dünyada öyle düşünüyordu, Putin de öyle düşünüyordu. Fakat neredeyse 8. ayı, 9. ayına gelmekte olduğumuz savaşın şu anda galibinin kim olacağı konusunda çok fazla bir fikir yok. Ve daha ne kadar süreceği konusunda da hiç kimsenin bir fikri yok. Yani acaba bu savaş Ukrayna topraklarıyla mı sınırlı kalacak, yoksa daha geniş bir coğrafyaya mı yayılacak? Yani bir tür 3. Dünya Savaşı mı haline gelecek sorusu sürekli sorgulanıyor. Bir de tabii ki çok tehlikeli bir nokta olan nükleer silahların devreye girip girmeyeceği veyahut nükleer silah olmasa bile kirleten silahların, yani sonuçta nükleer etki yaratan, havada nükleer sonuçlara yol açabilen silahların kullanılıp kullanılamayacağı endişeleri de şu anda hakim. Dolayısıyla buradan hani Putin bu devreye başlattı savaşı, 5-6 gün veya 4-5 gün sürer derken nerede biteceği belli olmayan bir savaş ortaya çıktı. Ve çok yazık bir şey tabii ki bunun çok ciddi sonuçları da ortaya çıktı. Yani Ukrayna'dan bir kere hayatını kaybeden binlerce insan, çok ciddi göç dalgaları ve tabii ki savaşın enerji problemine yansımalarına kadar giden pek çok olguyu bir arada yaşar hale geldik. Enerjiyi şu anda nasıl bir kart olarak masada kullanıyorsa, meşhur Medvedev'in saldırından hemen önceki o toplantıda cesur yeni dünyaya Batı hazır olsun, 2000 Euro'dan gaz satın alacakları bir dünya olacak ifadesi vardı. İşte onu yapabileceği tek alan bu dönemdi. Çünkü ilerleyen dönemde gaz talebi azalacaktı. Rusya'nın da bu enerji kartını kullanma imkanı kalmayacaktı. Ve şu anda bunun olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi, Rusya sistemsel bir dönüşüm istiyor. Bu sistemsel dönüşümü gerçekleştirmek için şu anda çok gündemde olan nükleer dahil olmak üzere elinde ne kart varsa kullanmaktan çekinmeyeceğini dün yapılan nükleer askeri tatbikatla bir kere daha gösterdi ki Batı da bugün nükleer taktik füzelerini Amerika Birleşik Devletleri Avrupa coğrafyasına gönderdi. Dolayısıyla Ukrayna meselesi olmanın çok ötesinde bir büyük güç mücadelesinin coğrafyalarından bir tanesi. İki, Ukrayna dediğimiz ülke 21. yüzyılın belirleyici parametresi olan değerli madenlerin ve gıda ürünlerinin neredeyse ana kaynak ülkesi. Şimdi böyle olunca ve neresi tam olarak? Donbas diye adlandırılan ne Ukrayna'nın ne Rusya'nın kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizdiği bölge ki Zaporijya'da nükleer anlamda bu anlamda öne çıkıyor. Dolayısıyla bu noktalarda uzlaşı sağlanamadığı sürece veya taraflardan bir tanesinin kaynakları bunu sürdürmeye yetmediği müddetçe devam edecektir. İşte burada Ukrayna'ya verilen destek, yine sizin sorunuza istinaden, Batı Ukrayna coğrafyasını, Ukrayna'yı vekil aktör olarak Rusya'yı pazarlıkta Çin'e karşı olan blokta yanına çekmek için araç olarak, manivele olarak kullanıyor. Dolayısıyla Rusya'nın başında Putin var şu anda. Putin'in gidişiyle daha böyle Batı'ya bakışı farklı olan, Çin'e karşı blokta Batı'nın yanında yer almayı isteyen biri gelirse bu süreç ne olur? Bence kilit soru bu. İki, Çin'in tepkisi. Çin her ne kadar 4 Şubat'ta Rusya ile beraber hareket edeceğini ilan etse de ihracatta Batı'ya, Avrupa ülkelerine çok bağımlı olduğu için hemen Ukrayna meselesi ortaya çıktıktan sonra çok net bir şekilde duruş sergileyemedi ve Rusya'nın yanında hemen yer alamadı.
Neden? Çünkü hemen Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bir müzakere masasına oturmak zorunda kaldı Çin. Diğer taraftan Tayvan meselesi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir baskı gündeme gelmişti. Ukrayna'ya Rusya saldırınca ne olacağını gördün. O yüzden zaten Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar geldi. Rus kültürüne dahi yaptırımlar geldi. Rus opera ürünlerine, sanat ürünlerine kadar, sporculara kadar, vatandaşlarına kadar yaptırım geldi. Çünkü asıl hedef Rusya'nın dünya kamuoyunda duruşunu bir noktadan farklı bir yere taşımak, şeytanlaştırmak da diyebiliriz. Aynı Irak meselesinde Saddam'ın olduğu gibi veya Kaddafi'nin olduğu gibi. Ama burada bir kilit oyuncu daha var. Temel mücadele Çin'e karşı blok oluşturmak. Ta Trump döneminde bu ilan edildi. O günden bugüne ülkeler taraf seçmeye zorlanıyor. En son İsveç, Finlandiya, Avusturya, İsviçre dahi tarafını ifade etmek zorunda kaldı. Yıllardır bunlar tarafsızlıklarıyla gündemde olan ülkeler idi. Hindistan. Buna bağlı olarak ne oluyor? Hindistan'ı ikna etmeye çalışıyor. Hindistan'a da hangi bloktasın sorusu soruluyor. İran. İran hedef tahtasında olmaktan çıkarıldı. Bu yüzden zaten İsrail bölgede göbeğini kendisi kesmeye çalışıyor. İran'a karşı cephe oluşturmaya çalışıyor. İran'la P5+1 müzakereleri tekrar başladı. Venezuela'yla tekrar bir hayata döndürülmeye çalışan bir Venezuela var. Dolayısıyla Hindistan meselesinde de Hindistan'ı müzakerede kendi yanına çekmek için hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de Hint kökenli isimler gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla Ukrayna meselesi nereye kadar devam eder? Bu yenişmede, bu müzakerede taraflar kendi durumlarını netleştirinceye kadar devam eder. Bir Afganistan olur mu diye çok tartışılıyor. O noktada işte o değerli madenlerin yönetimi kimde kalacak? Bu çok çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. 21. yüzyıl ne doğalgaz, ne petrol, ne kömür yüzyılı. 21. yüzyıl değerli madenlerin yüzyılı. Bu noktada da ortaya çıkan ülkeler Afganistan, Türkiye, Ukrayna gibi değerli maden ki Afrika'da bunlara dahil değerli madenlerin en çok bulunduğu ülkeler buralardaki paylaşım mücadelesi bu coğrafyalar bulunan ülkelerin kimin yanında tarafını belli edeceği çok belirleyici olacak. Dolayısıyla Ukrayna meselesi daha çok su kaldırır bir mesele gibi görünüyor. Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya girdiği zaman birçok uluslararası ilişkiler hocası, Rusya uzmanı, Ukrayna uzmanı bu savaş çok uzun süre devam etmez. Rusya birkaç gün içerisinde istediğini alır dedi. Ama 10. 11. aya geldiğimizde savaşın hala devam ettiğini görüyoruz. Peki burada Rusya'nın yanlış yaptığı bir şey mi vardı yoksa Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir başarısı mı söz konusu? Putin'in hesabı şeydi, ya Batı dünyası nasıl olsa ben özellikle Almanya'nın enerjisinin %40'ından fazlasını ben karşılıyorum doğalgazla. Dolayısıyla Avrupa çok fazla bu işe şey yapmaz çünkü kendilerine çok ciddi ekonomik zararlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bir noktadan sonra kabullenirler. Fakat Putin hesaba katmadığı şey anlaşılan, arka planda esas olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ittifakının olduğu, yani Atlantik İttifakı diyelim, özellikle İngiltere Brexit'ten sonra tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile aynı hizada dış politika çizgisi izlemeye başladı. Avrupa Birliği ülkeleri de mecburen Putin'e karşı pozisyon almak durumunda kaldılar. Ve Ukrayna'ya başta daha az ama savaş ilerledikçe giderek daha fazla yoğunlaşan bir silah yardımı ve maddi katkının da Batı dünyasından gelmesi söz konusu oldu. Ve aslında arka plandaki amacın Ukrayna üstünden sonu gelmeyen bir Rusya savaşı ve Rusya'nın zayıflatılması operasyonu olduğu giderek ortaya çıktı. Yani evdeki hesap pek çarşıya uymadı şeklinde Putin açısından konuyu değerlendirmek mümkün.
Son 100 yıla baktığımızda büyük savaşlar denilince akla 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı geliyor ve teknolojinin giderek iyileşmesi ve başka bir boyuta ulaşmasıyla birlikte teknoloji savaşlarını da sıklıkla konuşuyoruz. Pandemi öncesinde ticaret savaşlarından da bahsetmiştik. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları çok su kaldırdı demiştik ve 2022 yılı ne olacak derken de pandemi sonrasında Ukrayna ve Rusya savaşını görmeye başladık. Peki bu savaşın bir kazananı olacak mı? Geçmişteki tecrübelerimizle buna cevap arayacağız. Savaşların kazananı olur mu? Şayet olursa bunun kazananı kim olacak? Savaşların hiçbir kazananı olmaz. Yani işte Ulu Önder Atatürk'ün de zamanında söylediği gibi, yani eğer vatanınızı savunmak gibi bir durumda değilseniz savaş çıkarmak cinayetten ibaret bir şeydir. Yani dolayısıyla bu tür bir savaşın kazananı falan olmayacaktır. Ama şunu da gördük, yani bu savaş hani Donbas'taki bu referandum sonrasında hadi idare edelim şeklinde bir Batı dünyası yaklaşımı olsaydı orada durur muydu? Hayır. Nerede gördük? Kerç Köprüsü'nün imhasıyla diyelim veya bombalanmasıyla birlikte Ukrayna'ya net bir mesaj verdi. Ya ben Sırp Donbas'ı değil, aynı zamanda Kırım'ı da kabul etmiyorum. Dolayısıyla Kırım'ı alana kadar ben bu işi sürdüreceğim manasına gelebilecek bir mesaj ortaya çıktı. Şimdi bu koşullarda bu savaşın bitmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Çünkü bu sefer Rusya işte aynı ile misilleme yapmak üzere çok ciddi bir bombardıman atağına başladı. Peki yani burada kim kazanabilir? Hiç kimse kazanamaz. Sadece insanlar hayatını kaybeder. Ne yazık ki görüntü şu anda bu. Ve savaşın işte ne kadar da süreceği belli değil. Amerika Birleşik Devletleri arzu ettiği gün savaş biter diye düşünüyor. Savaşın başlaması sonrasında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ambargolar geldi. Bu öyle bugünden yarına bitecek ambargolar da değil. Bugüne kadar baktığımızda bu ambargoların boyutu hep giderek arttı. Tabii sadece Rusya'ya ambargolar değil, Rusya da boş durmadı. Avrupa Birliği'ne ambargolar koydu. Ama herhalde burada konuşulması gereken nokta şu. Avrupa kendi topuğuna mı sıkıyor? Neden böyle diyoruz? Enerji krizi kapıda. Evet, bu kış biraz daha zorlanmıyorlar. Kış iyi geçiyor çünkü havalar sıcak ama günümüzde ve gündemimizde Avrupa'daki enerji krizi var ve bu enerji krizi nasıl çözülecek? Sorunun en önemlisi bu. Avrupa önümüzdeki günlerde de Rusya'ya karşı kendi aleyhinde davranmaya devam edecek mi? Geçtiğimiz hafta NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin terörizm uzmanları konferansında konuşmacıydım. Orada enerji başlığındaki Avrupa'dan gelen uzmanın çok net bir ifadesi var. Dipnot olarak kullanmış. Avrupa ülkeleri bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde Rusya'dan gaz almayı düşünmüyor. Onu neyle ikame etmeyi planlıyorlar? Norveç gazı ve Amerika Birleşik Devletleri likit doğalgazı. Bu ne demek? Bir, Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Rusya'nın oynadığı o enerji kartını bundan sonra oynayabilecek. Yani Avrupa ülkelerini kendi dış politika çıkarları doğrultusunda yönlendirebilme imkanına sahip olacak. İki, Avrupa ülkeleri acı reçete içmeyi kafalarına koymuşlar. Nedir bu acı reçete? Tırnak içinde kullanıyorum acı reçete ifadesini. Kömüre yönelim var. Nükleer santraller kapatılıyordu, nükleer santraller geri açılıyor, kapatılması erteleniyor. Hatta ve hatta yeşil mutabakat çerçevesinde olmamasına rağmen, İspanya ve Danimarka'nın başta karşı çıkmasına rağmen, işte kış geliyor söyleminde olduğu gibi soğuklar yaklaştıkça hem doğalgazı hem nükleeri yeşil enerji yatırımı olarak tanımlayacak kadar
acı reçeteyi içmeyi kafasına koymuş bir Avrupa var. Çünkü bu bağımlılığın bir, gideceği yeri artık kestiremiyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi baskısı var. Hem kendisi o Rusya'nın oynadığı rolü oynamayı istiyor. Aynı zamanda Rus tehdidini cari bir hale getirecek hamleler yaparak Avrupa ülkelerine bakın bu kadar ensenizde bir tehdit var. Siz hala bu ülkeyle bu bağımlılığınızı devam ettirmek istiyor musunuz'a da konuyu getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki kış için şöyle projeksiyonlar yapılıyor. Aynı doğalgaza geçmeden önceki gibi Londra'da hava kirliliğinden ölenlerin sayısının tekrar yükseleceği bekleniyor. Almanya'da gaz verilemediği için evlere halk ayaklanmalarının günlük bilançoları projekte ediliyor. Diğer taraftan bunun yerine işte nükleerin kullanılmasının yaratacağı maliyetler hesap ediliyor. Bu kadar kararlı bir Avrupa var. Ha burada Rusya ne yapmaya çalışıyor? Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Türkiye'nin gaz hub'ı olması. Bu ne demek? Doğalgaz enerji ticaret merkezi. Doğalgaz ticaretinde merkez olması Türkiye'nin. Yani Türkiye üzerinden ben Avrupa'ya satayım diyor. Hemen Amerika'dan bir cevap geldi. Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olmasını pek uygun bulmuyoruz diye. Neden? Çünkü o zaman likit doğalgaz satamayacak. İşte Türkiye daha bölgedeki gücünü ve küresel piyasalardaki gücünü artıracak. Bu da pek çıkarına uymuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ve dünya çıkarına uymuyor. Ulusal çıkarına uymuyor. Dolayısıyla Avrupa acı reçete hem içmek zorunda hem de içmeye zorlanıyor. Ama nereye kadar olur? Biraz da ikame edeceği kaynaklarla çok bağlantılı. İkame edeceği kaynakların maliyeti, temin edilebilirliği. Yine hatırlayalım. Rusya ve Yunanistan üzerinden Avrupa'nın aslında Rus gazını aldığı ortaya çıktı. Hani doğrudan Kuzey Akım 2 bitti. Oraya gaz gitmiyor. Ama dolaylı bir şekilde hem Yunanistan üzerinden tankerlerle hem de Çin üzerinden Rus gazının aldığı ortaya çıktı. Diğer taraftan Türk Akım var, Türk Akım üzerinden gelen var. Alternatif olarak işte Azerbaycan TANAP üzerinden gaz almayı planlıyor. O yüzden Zengezur Koridoru konusunda Ermenistan'la Azerbaycan liderlerini biz Brüksel'de bir anda aynı masada gördük. Rusya'yı şey yapmak için ekonomisini iyice kötü hale getirmek, işte Kremlin'de duyulan muhalif seslerin daha fazla yükselmesi için vesaire bir sürü gerekçe sıralayabiliriz. Bu ambargoları uyguluyorlar ve giderek de dozunu da artırıyorlar. Ama bu dozun artması gayet tabii ki dönüp Avrupa ekonomilerini vurmaya başladı. Yani neden? Rus doğalgazından veya petrolünden uzak kaldıkça bu sefer piyasa koşullarına göre çok daha pahalı enerjiye başvurma meselesi ortaya çıktı. İşte Amerika'nın sıvılaştırılmış kaya gazına bağlı kalmaya başladılar. Ve bütün bunlar gayet tabii ki Avrupa ekonomisini çok kötü etkiliyor. Kaldı ki bir de tabii orada başka bir sorun daha vardı. Türkiye sayesinde biraz çözülmüş gibi duruyor. O da neydi? Bu kuru gıda tahıl için Türkiye'nin bir güvenli yol haline gelmesi söz konusu olmasaydı bu ambargolardan bir de çok ciddi gıda enflasyonuyla karşı karşıya gelecek bir Avrupa görecektik. Dolayısıyla bakıldığı zaman ambargolar tamam Rusya'yı çok kötü etkiliyor ama Avrupa'yı da aynı şekilde çok kötü etkiliyor. Şu anda karşı hamle yapıyor Rusya. Bu iki ülkenin liderlerini bir araya getirici bir zirve planlıyor. Yani orada da bir büyük güç mücadelesi var. Kazakistan, Türkmenistan çok önemli çünkü Hazar'ın statüsü artık net.
Oradan bir boru hattıyla buradaki rezervlerin Türkiye üzerinden batıya taşınması durumu var. O yüzden ne oldu? Hem Kazakistan'da hem Türkmenistan'da bir değişim oldu. Liderlik değişimi oldu. Neden? Çünkü Rusya o noktada da müdahil olmaya çalışıyor. Batı da müdahil olmaya çalışıyor. Dolayısıyla karşılıklı atılan çok adım var ama bu hamleler birbirine o kadar böyle milimlik, saniyelik ilişkilerle bağlı ki siz bir hamle yapıyorsunuz ama 5 hamle ötesini planlayan başka bir hamle geliyor. Ne yapıyor mesela Rusya? Suudi Arabistan'la dolar üzerinden değil, milli paralar üzerinden satın alalım enerji tercihini, böyle yapalım diyor. OPEC Plus ülkeleri ne diyor? Kasım'dan itibaren biz arzı azaltacağız diyor. Oradan Amerika'dan Suudi Arabistan'a tepki gelme gündeme geliyor. Çin, İran kuzeyinde petrol kuyuları yatırımı yapıyor. Suudi Arabistan'la Çin güneş tarlaları üzerine yatırım planlıyorlar. Libya ile İsrail deniz yetki alanları anlaşmasını tartışmaya başlıyor. İsrail ile Türkiye ilişkileri bir anda çok farklı bir yöne evriliyor. Mısır'la Türkiye ilişkileri çok farklı bir yöne evriliyor. Bütün bunların hepsi aslında biraz önce ifade ettiğim o enerji konusundaki çok fazla aktöre sahip olan büyük mücadelenin küçük küçük parametreleri gibi görülebilir. Ama bu noktada vadeyi de düşünmek lazım. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Kısa vadede bağımlılığı devam edecek Avrupa ülkelerinin. Orta vadede daha azaltmak istiyor. 2030 hedefleri var. 2020 hedeflerini gerçekleştirmişti yeşil mutabakat çerçevesinde ama salgın girince, Ukrayna meselesi girince 2030 hedeflerini revize etmek zorunda kalacak. 2050 hedefleri ne olur? İşte o tartışmalı. Zaten o zamana kadar bu hidrokarbon kaynaklarının yerini yenilenebilir alma ihtimali daha yüksek bir ve iki temel mücadele alır. Hidrokarbon kaynaklarının kontrolü olmayacak zaten. Değerli madenler işte lityum, boryum gibi değerli madenlerin kimler tarafından kontrol edildiği olacak. Çünkü üretimde kullanılan ham maddeler bunlardan oluşacak. Çünkü akıllı olacak her şey, çipe dayalı olacak ve o noktada da enerji değil, o ham maddelerin nerede bulunduğu, ne kadara satın alındığı çok belirleyici olacak. Ukrayna ve Rusya savaşı cereyan etmeye başladı ama fotoğrafta sadece Ukrayna ve Rusya mı var? Büyük fotoğrafa baktığımızda başka aktörler yok mu? Uzmanlar bu soruya cevap olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İngiltere'yi masaya koyuyorlar. Elbette başka aktörler var diyorlar ve fotoğrafın bir tarafında İngiltere gösteriliyor, diğer taraftaysa Amerika. İngiltere, Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen Avrupa'yı da zor duruma koyacak ambargoları Rusya'ya uygulamaya başladı ve Amerika Birleşik Devletleri de hiç geri kalmadı. Peki büyük fotoğrafta bu iki devletin yeri sizce ne? Amerikalı diplomat geçen ay galiba ya biz Zelenski'ye yalan söyledik diye açık açık itiraf etti. Yani Amerika'nın amacı Rusya'nın zayıflatılması, mümkünse Putin rejiminin gitmesi, daha batıya yakın bir rejimin gelmesi ya da Rusya'nın parçalanması. Çünkü yani Rusya içinde de pek çok hala Rusya Federasyonu altında ülke var ve bunlar da işte her an acaba Rusya'yı parçalayabilir mi diye bakıyorlar. Ve esas enerji kaynaklarının olduğu merkezlere bakarsak orada Rusya'ya bağımlı olan ülkeler grubu var. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nden kalmış ülkeler ve bunlar hala Rus etki alanında çok fazla bağımlılar. Mümkün olduğu kadar bunları bir kere şeyden uzaklaştırmak, Rusya'dan uzaklaştırmayı mümkün kılmak ve eğer mümkünse Putin'den sonra tamamen Batı ile beraber ortak hareket eden bir Rusya bulmak. Neden? Çünkü esas hedef aslında herkesin bildiği gibi Çin. Yani orada da Rusya'nın durumu zorda. Herkes Rusya ile Çin arasında işte böyle bir ittifak olduğu düşüncesinde. Düşünün şu anda bütün şeyler yeniden, kartlar yeniden dağıtılıyor dünyada. Yani ben bunu biraz Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dünyanın haline oturtarak bakıyorum. Şimdi orada da Rusya'daki en büyük korku
en büyük enerji kaynaklarının daha çıkartılmadığı, hava koşullarından ötürü işletilemediği Sibirya'nın durumu. Çin'in de gözü Sibirya'da. Yani dolayısıyla bu bölgenin yeniden yapılanmasına ve enerji kaynaklarına kimin hakim olacağına bakıldığı zaman baş aktörler Rusya, zayıflamış bir Rusya o yüzden çok önemli, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani herkes bu enerji kaynaklarının yeniden dağılım içerisinde pay sahibi olmaya çalışıyor. Ne Amerikan ekonomisi ne Çin ekonomisi o kadar da iyi durumda değil şu aralar. Yani dolayısıyla enerji kaynaklarına kim hakim olursa o zaman yeni dünyanın yapılanmasında esas söz sahibi de o olacak. Amerika'nın derdi bu. Çin'e karşı blokta ülkeleri, taraflarını seçmeye zorluyor. Bunu Trump dönemindeki bir basın toplantısı var. Dönemin Dışişleri Bakanı bu basın toplantısında arkada bir harita vardı. O haritada bazı ülkeler kırmızı, bazı ülkeler mavi, bazı ülkelerle beyaz olarak temsil edilmişti. Kırmızı Batı bloğu, mavi Çin, Rusya, beyaz da tarafsız diye adlandırılan ülkelerdi. Şimdi bakıyoruz. Tek tek o beyaz olarak temsil edilen ülkelerin ya kırmızı ya maviye doğru eğilimlerini artık net bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Ha şunu da unutmayalım. 21. yüzyıl Asya Pasifik yüzyılı olacak. Bunu ne söylüyor bize? Parametreler söylüyor. Hangi parametreler? Nüfus artış hızı, ekonomik kalkınmışlık düzeyi, alınan patent sayısı, elektrik enerjiye olan talep, en iyi, en kaliteli üniversiteler sıralaması. Bütün bunlarda hangi ülkeler öne çıkıyor? Çin ve Hindistan öne çıkıyor. Hangi ülkeler kan kaybediyor? OECD üyesi ülkeler diye adlandırdığımız Batı ülkeleri kan kaybediyor. O yüzden zaten şu an bu kadar girift. Nükleerin bu kadar fazla, Küba füzeler krizinden bu yana ilk defa nükleer meselesinin bu kadar net bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde tehdit unsuru olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Pazarlığın gerçekten çok sert geçtiğini gösteriyor. Taraflar birbirini ikna edebilmek için nükleeri kullanmayı düşünecek kadar ve bununla ilgili askeri tatbikat yapacak kadar, bununla ilgili füzeleri konuşlandıracak kadar çok sert bir paylaşım mücadelesi var. Çünkü değerli madenlere sahip olma ve kontrol etme 21. yüzyıldaki ekonomik gücü sağlayacak ülkeleri belirleyecek temel parametre. Tayvan'da zaten şu an o yüzden bu kadar öne çıkıyor. Çünkü çip üretiminin birinci ülkesi Tayvan. Ama onun için de gerekli madenler nerelerde? Biraz önce saydığım bu coğrafyalarda bu madenler bulunuyor. Ayrıca tahıl, gıda, su, 21. yüzyılda bu kaynakların, doğal kaynakların kullanımı ve dolayısıyla Arktik bölge, orada da yine değerli madenler var ve iklim değişikliğiyle beraber oranın da tarıma açılması söz konusu. O bölgelerin kontrolü üzerinde de ciddi bir paylaşım mücadelesi var. O yüzden zaten İsveç ve Finlandiya NATO üyesi yapılmaya çalışıyor. Çünkü Arktik bölge dediğimiz zaman bu iki ülkenin önemi büyük. Gündem çok hızlı değişiyor, çok hızlı da haber akışları var. Özellikle savaş devam ettiği için de gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, Rusya'dan ve Ukrayna'dan da çeşitli açıklamalar geliyor. İlk etapta akıllara şu sorular gelmişti. Sovyetler Birliği'ni Rusya yeniden mi diriltmek istiyor? Ya da Ukrayna'nın orada Rusya'ya karşı böyle bir tepki vermesi Amerika'nın oyunu mu? Geriye dönüp baktığımızda Rusya bizim topraklarımızı tehdit eden bir Ukrayna, sınırlarımızı tehdit eden bir Ukrayna istemiyoruz diyor ve bu yüzden de savaş açtık diyor. Peki bunun cevabı ne? Eski Sovyetler geri mi geliyor ve Rusya'nın gayesi bu anlamda nedir?
Rusya ne üretiyor diye baktığınız zaman valla dünyada satabildikleri pek bir şey üretmiyorlar. Doğal kaynaklardan başka. Yani o da işte gaz, petrol. O kadar. Savaş sanayinde çok kuvvetli diye bakıyorduk. Son dönemde bakıyoruz İran'dan aldıkları silahlarla savaşı devam ettiriyorlar. Demek ki kendi silah sanayilerinin de o kadar gelişmediği ortaya çıkıyor. Çünkü şeyi çok iyi hatırlıyorum, bu Glasnost, Perestroika döneminde. Rusya'da işte o sırada Gorbaçov şey dedi, yani biz kardeşim çok büyük bir hata yaptık. Komünist rejim sırasında amortismanın kapitalistler tarafından üretildiği bir tüketim aygıtı olduğu gibi yanlış bir ideolojik sapmayla bizim bütün sanayi üretimimiz 1930'larda kaldı. Rusya İstatistik Standart Örgütü'ne öyle bir yetki veriyoruz ki bu eski model her şeyi imha ediyoruz ve üretimden çıkartıyoruz. Ve o sene Rusya hakikaten çok büyük zorlukla kaldı. Çünkü bütün üretimleri 1930'lardaki sanayiden kalmıştı. Şimdi dolayısıyla Rusya'da bir üretim diye bir şeyden söz konusu edemiyoruz. O yüzden de Rusya'nın eski Sovyet sistemini canlandırması bir hayal. Kaldı ki batıda kalan, yani Avrupa tarafında kalan bütün ülkeler Avrupa Birliği ve NATO üyesi oldular. Yani yapılabilecek bir şey değil Rusya açısından. Savaş başladıktan sonra Kremlin'den, Putin'den ve Zelenski'den çeşitli açıklamalar gördük. Putin daha sonra daha sakin bir tavır sergilemeye başladı ama son dönemde Kremlin'den gelen açıklamalara baktığımızda bizim hiç şakamız yok, nükleer silahı da kullanabiliriz açıklamaları geldi. Bu akıllara 3. Dünya Savaşı kapıda mı sorusunu beraberinde getirdi. Yine büyük fotoğrafa, büyük çerçeveye baktığımızda Belçika'da grevler var. Fransa'da halk ayaklanmış durumda. Bunların tamamının sebebine baktığımızda tek sebep enerji. Bir taraftan akaryakıt krizi, diğer yandan enerji krizi bağlı olarak elbette ve Avrupa Birliği'nde halkına tasarruf çağrıları yükseliyor. Peki tüm bu parametreler Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu mu gösteriyor? Alırsanız Ukrayna'yı NATO'ya, 3. Dünya Savaşı başlar. Neden başlar? Çünkü NATO Antlaşması'nın 5. maddesi açıktır. Birimize karşı yapılan saldırı hepimize karşı yapılmış sayılır. Topyekun karşılık verilir. Şimdi Ukrayna NATO'ya üye yapıldığı andan itibaren Rusya NATO topraklarında bir ülkeyi işgal etmeye kalktığından ötürü bunun ismi 3. Dünya Savaşı olur. Ama tabii bunun dışında diyelim ki Ukrayna yapılmadı. Diyelim ki Polonya'ya bir bombalı saldırı oldu. Anında 3. Dünya Savaşı'dır. Yani o yüzden tırmanmayı belli bir yerde dizginlemek gerekir. O yüzden diplomasinin de bu süreç içerisinde çok fazla yer alması gereken bir dönem olarak düşünüyorum. Çünkü bu bana biraz da şeyi hatırlatıyor. Soğuk Savaş döneminin yıldız savaşları dediğimiz. Yani benim elimde bir tane atom bombası var. Sen de isterse 1000 tane olsun fark etmez. Yani biri de bini de aynı etkiyi yaratacağı için sonuçta böyle bir savaş son derece de riskler içerir. Kim söylemişti şu an hatırlamıyorum ama eğer 3. Dünya Savaşı nükleer boyutta çıkarsa bundan sonraki savaşlar sopa falanla yapılır. Yani çünkü dünya dümdüz bir yer haline gelir ve yaşam biter. Tahmin etmiyorum. Çünkü Rusya herhalde benim anlatmaya çalıştığım şu sıradaki şeyi benden daha iyi okuyordur. Yani Rusya kullandığı zaman karşı tarafta eli boş değil. Yani Batı dünyası da aynı şekilde misili şey verir, karşılık verir. Şu
şu anda işte o baş aktör olmak için, daha doğrusu iki kutuplu mu, tek kutuplu mu, çok kutuplu mu, ya bütün bunlar soru işareti. Ama herhalde enteresan bir durumla da karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden bayağı rahatsız artık, bu bütün televizyon görüntülerinden anlaşılıyor. Orada Harris, Hint asıllı bir hanımefendi. İngiltere'de an itibariyle yeni başbakan, ikisi de Hint asıllı. Acaba Hindistan mı dünyada önemli bir ülke haline gelecek? Bunu da bilemiyoruz. Yani biz hep Çin, Rusya falan konuşurken Hindistan'ı biraz atlayarak bu işlere bakıyoruz. Farklı bir dünyaya gidiyor. Ha, Türkiye merkezi bir konumdadır ve merkez ülke olma sıfatını koruyacaktır. Ancak bütün olup biteni tam bir soğukkanlılık içerisinde iyi izlemek ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani onun için hani şu anda kartlar yeniden dağıtılmış vaziyette. Türkiye'nin merkezi rolü belli. Ama ne çıkacak ortaya, onu daha şu anda söylemek için çok erken. Evvel zaman içinde de bu hafta Rusya'yı konuştuk. 24 Şubat'ta cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdık ve Rusya'nın amacını, Ukrayna cephesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu fotoğraftaki yerini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta Rusya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.